Ben İbrahim Gökçek. Kayseri ili Bünyan ilçesi Taçın köyünde doğdum. İlkokulu bitirdikten sonra okumak için ailemle birlikte Kayseri'ye taşındık. Bir yıl sonra tekrar köye gittim de köyde rahatsızlandı, ırmakta yüzdük çocuklara. Irmakta yüzdükten sonra tekrar çimenlerin üzerinde yattık. Sonra bir gün sonra hastalandım. Tekrar Kayseri'ye geldim de mahallenin yaşlı kadınları beni tedavi etmek için kızgın kumlara yatırdılar. Üzerimde deneyler yaptılar. Bu deneyler aylarca sürdü ve sonunda artık ben merdivenlere çıkamayacak hale geldim. Sürekli doktor doktor gezmek zorunda kaldık. Doktorların vermiş olduğu ilaçlar yavaş yavaş eklemlerimde biraz hareketlenme oldu ama belimde fibromiyalji isimli yumuşak doku romatizması kaldı. Bu rahatsızlıktan dolayı 13 yıl belime 3 metre uzunluğunda kuşak sarmak zorundaydım. Ve yılın 8-9 ayı ağrı ve sızıdan duramıyordum. Almanya'ya okumak için gittim. Almanya'da kimya mühendisi okurken burada biz kendimiz laboratuvarlarda deneyler yaptık. Bu deneyler sonucunda barburattan uyku ilacı elde ettim. Bu ilacın birçok yan tesirinin olduğunu gördüm. Ve profesörüme dedim ki bu profesör bunun birçok yan tesiri var. Bu ilaçlar bize faydalı çok zararı var. Neden bunları kullanıyoruz ki? Kimyasal ilaçların yan tesirleri çok. Dedi ki Her Gökçek, yani Bay Gökçek, yapılacak bir şey yok. Kimyasal ilaçların hepsinin yan tesiri var. O zaman bitkisel konularda araştırma yapın dedi. Ben de haklısınız dedim. Kimyayı bırakıp bitkisel ilaçlar üzerine araştırmalara başlandım. İlk deneyim 1980 yılında kendi üzerimde 3 yıl denedikten sonra fibromiyalji, yani yumuşak doku romatizmasına karşı bir reçete geliştirdim. Bu reçete ile 6 ay kullandıktan sonra tamamen romatizma rahatsızlığından kurtuldum. Dernekte, camilerde görev yapıyordum. Camideki hasta olan insanlar artık bana gelmeye başladı. Dediler ki benim bu rahatsızlığım var, benim bu rahatsızlığım var, beni tedavi edebilir misin vesaire. İnsanlara yardımcı olmak istedim ama yani yanlış da yaparım diye korktuğum için bunun okuluna gitmeye başladım. Herbalizm, yani Almanca heilpraktik okullarına gittim. Burada bu okullarda çok şey öğrendik. Almanya'da bu iş çok detaylı. Binlerce okulu var. Burada herbalizm okulları, heilpraktik okulları. Bu okullardan mezun eden olanların doktor gibi muayene etme yetkisi var vesaire. Sonra bu araştırmalarımı daha profesyonelce yapabilmek için dergilere abone oldum. Fotoğraflar, bitki fotoğrafları çekmeye başladım. 12 sene içerisinde 7000 bitki fotoğrafı çektim. Belki de dünyada en çok şifalı bitki fotoğrafı çeken insan benim. Askerlik yapmak için 2 ay Türkiye'ye geldim. 2 ay askerlik yaptıktan sonra Almanya'ya döndüğümde et yiyince kaşınmaya başladım. Alerjik, atopik eksem. Doktor doktor gezdim. Doktorların vermiş olduğu kimyasal ilaçlar daha ağır. Konsantre olamaz, bir şeyi okuyup yazamaz oldum. Daha önceleri 15-20 saat okuyup yazdığım halde kortizonlu antihistaminikli ilaçlar alınca hiçbir şey yazamaz, okuyamaz oldum. Konsantre olamaz, dikkatim dağıldı. Baktım ki bu ilaçların yan tesiri çok. Ben bu ilaçların yan tesirinden kurtulmak ve yan tesiri olmayan bitkisel bir ilaç bulabilmek için çalışmalar yaptım. Bu ürünlerle 17 senelik çekmiş olduğum acılardan, çilelerden kurtuldum. O günden bugüne kadar da çok şükür her türlü alerji tedavi edebiliyoruz. Gökçek iksir, Gökçek tonik, alerji çayı, isterse polen alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, yani alerjik eksema veyahut da kurdeşen, diğer adıyla kronik ürtiker, hangi tür alerji olursa olsun veyahut da sedef hastalığı, seborojik eksem, deri hastalıkları, mide bağırsak rahatsızları, çünkü bütün bunların sebebi bağırsaklardan kaynaklanıyor. Her türlü hastalığı çok şükür tedavi edebiliyoruz, yenebiliyoruz. Doğaltedavi.net isimli sitemizde 3000'e yakın bitkinin resmi yayınlanmakta. İsteyenler, merak edenler bu sitede bu resimleri görebilirler, detaylı bilgi sahibi olabilirler. Gökçek Tonik birleşiminde, bu ürünümüzün birleşiminde beyaz lahana, kırmızı lahana, zeytin yaprağı, üzüm sirkesi, maydanoz, sinirlot, tarçın, ısırgan otu, at kuru otu, zencefil, zerdeçal içerir. Ama bunun
esas ana ham maddesi lahana. Bunun içerisinde bu kendiliğinden doğal olarak var. Eğer ki haşlarsanız veya mikserde çekerseniz bunun birleşimindeki en etken madde yok olur, etkisi azalır. Bu nedenle de alerjiye karşı, polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, kronik ürtiker veyahut da enterit, kolit gibi bir de bağırsak rahatsızlığı, ülser, ülseratif kolit gibi rahatsızlıklara karşı etkisi kalmaz. Özel bir metotla imal edilir, özel bir yöntemle. Bu nedenle de yan tesirler yok ve etkisi optimum. Bu ürün her türlü alerjiye karşı, mide bağırsak rahatsızlığına karşı, deri hastalıklarına karşı ve hiçbir yan tesiri yok. Gökçek iksir, limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altınbaş, otu, zeytin yaprağı gibi bitkiler içerir. Bu ürünümüzün özelliği nedir? Bu ürünün özelliği vücuttaki curufları arıtıcı, temiz ediyor. Curuf nedir? Kişi çaya sağlıksız besleniyorsa, aşırı peynir yiyorsa, aşırı tatlı hamurlu yiyorsa ve sucuk salam sosis yiyorsa bunlar vücut tarafından asidoza dönüşür. Asitler vücudunun zayıf noktalarına depolanır. Depolanan asit zamanla curufa dönüşür. Asidi nötrleştirmek için aşırı oranda kalsiyum, magnezyum, stransiyum, baryum gibi mineraller harcanır. Kişide vitamin, mineral, enzim yetersizliği ortaya çıkar. Bu neye benzer? Bu şuna benzer. Nurettin Sözen zamanında İstanbul Belediyesi'nin fen işleri grev yaptığında İstanbul çöplüğe dönmüştü. İnsanlar burnunu tıkarak geziyordu. İnsan vücudunda da lenf sistemi görevini yapamaz hale gelirse vücudumuzda da bu tür çöplük birikintisi diyebileceğimiz curuflar oluşur. İksir, bizim üretmiş olduğumuz bu iksirin özelliği vücudumuzda oluşan her türlü curufu, yani çöplük birikintisini arıtır, temizler. Bir, bayanlarda miyom, kist varısı eritir. Yağ bezi eritir. Erkeklerde yağ bezi, tümör, iyi huylu veya kötü huylu tümörü eritir. Tiroid bezindeki nodülleri eritir. Kolesterol, lipid, trigliserit yağları eritir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kansere dahi eritilir. Buraya bir 52 yaşlarında bir beyefendi geldi. Doktora gitmiş. Zannetmiş ki kabız. Doktora gidiyor. Diyor ki kabızım. Doktoru muayene ediyor. Hayır, kabız değilsin diyor. Kanser. Bağırsaklarında tam yumruk büyüklüğünde tümör. Karaciğerinde 10 tane metastaz oluşmuş. Doktoru karaciğeri mi alsak? Karaciğer nakli gerekiyor. Alamaz. Ona uygun karaciğer lazım. Bağırsakları mı ameliyat etsek? Neyi ameliyat edeceğini şaşırmışlar. Bu arkadaş da, vatandaş da kanser diye duyunca ameliyat olacağını kaçmış hastaneden. Araştırmışlar, internette bulmuşlar, buraya geldiler. Dedim ki bana 6 hafta süre tanıyın. Bakalım, görelim, deneyelim. Dedi ki, doktor demiş ki eğer 10 gün içerisinde ameliyat olmazsa defa ceti ağzından gelir, zehirlenir, ölür. Dedim siz bana zaman tanıyın, problemi aşarız. Bizim ürünleri iksir, tonik ve kanser çayını kullanarak bu arkadaş defa ceti normale döndü. 21 günde tuvalete gidemeyen, çıkamayan kişi normal defa cetini düzenli tuvalete çıkar hale geldi. 3 yaşında mesela bir çocuk sırtında tam 18 santim, yani küçük bir top büyüklüğünde tümör oluşmuş. Doktorlar çocuk çok küçük olduğu için ameliyat olamaz. Ameliyat olursa sinirleri zedelenir, ileride felç olabilir. Bu nedenle büyüdükten sonra ameliyat edebiliriz demişler. Fakat bu tümör 18 santim olduğu için çocuk sağa sola döndüğünde uyurken üzerine yatınca sinirleri sıkıştırdığından ağrıyarak, uyanarak ağlıyor. Çocuk geceleri uyuyamıyor. Babası dedi ki tedavi edilebilir mi? Bizim tedavi ederiz inşallah. İksir, tonik ve kanser çayıyla bir ay içerisinde bu çocuktaki tümör 18 santimden 6 santime küçüldü. Bu kadar kısa sürede bu kadar mükemmel bir netice elde ettik. Çok çok mutluyuz. İnşallah yani kanser tedavisi, lösemi, yani kan kanseri veyahut da kolon kanseri, akciğer kanseri olan çok çok insan tedavi ettik. Biraz önce de bir akciğer kanseri nedeniyle ameliyat olmuş bir yaşlı bir amcanın kızı geldi. Kemoterapi gördüğü için bağışıklık sistemi hemen hemen bitmişti. Halsiz, dermansız, yorgun, yiyemiyor, içemiyordu amcaz. Dedim ki önce bir iksir alın, yemesi, içmesi düzelsin. Ondan sonra tekrar görüşelim, duruma göre ne olacak? Şimdi
bir haftadır iksir kullanıyor ve iştahı, yemesi, içmesi düzeldi, kilosu yerine geldi. Kızlarına dedim tamam, bundan sonra artık bağırsakların tedavisi için de tonik ve kolik bağırsak çayı da kullanabilir. Bundan sonra yavaş yavaş inşallah hiçbir şey kalmaz. 2 ay kadar tonik, 4-5 ay iksirle kanser çayı kullandığında hiçbir şey kalmaz. Ben Serdar Rakıboğlu. Mide rahatsızlığından dolayı sorunum vardı. Doktorlara gittim, doktorlardan verdiği ilaçlarda kullanıyorum. Fakat bir tedavi sonucu alamadım. İbrahim Bey bana verdi. İbrahim Bey'le karıştıktan sonra verdiği iksirlerle kullanmaya başladım. O iksirlerden bayağı bir fayda gördüm. Ve o faydalarından da İbrahim Bey'e müteşekkirim. Gökçek Diyet birleşiminde ana maddesi lahana suyu artı at kuyruğu otu, ardıç kozala, ısırgan otu, kiraz sapı, mısır püskülü gibi bitkiler içerir. Bunun özelliği metabolizmayı hızlandırıcı, zayıflatıcı. Şayet kişinin mide ve bağırsaklarında bakteri ve mantar yoksa veya kilolu ise diyetle, gökçek diyetle kısa sürede zayıflar. Tabii kişi hamurlu tatlı yemezse, peynir yemezse, sucuk salam sosis yemezse kısa sürede zayıflar. Ben mesela bir televizyon programına çağrılmıştım. Fakat biraz kiloluydum. Oraya vardığımda bayanlar sorular sorur, mahcup duruma düşebiliriz diye diyet yapmayı düşündüm. Tatlı hamurlu yemedim, peynir yemedim. Peynir zaten yemiyorum 15 gün. 7 günde 7 kilo verdim. 7 günde 7 kilo verebilirsiniz. Gökçek diyetle tamamen doğal, herhangi bir yan tesiri yok. Kimyasal katkı maddesi yok. Tamamen doğal bir ürün. Tavsiye ederim. Eğer midede bağırsaklarda problem varsa, mantar gibi, bakteri gibi, o zaman tonik de kullanmak gerekir. Artı daha hızlı zayıflamak isteyenler Gökçek zayıflama çayı diye çayımız var. Onu da birlikte kullanırlarsa zayıf 10 yani bir ayda en az 10-15 kilo verebilirler. Bir diğer ürünümüz ise büroda çalışan ve halkla ilişkiler, münasebetleri sürekli insanlarla konuşmak zorunda olan, pazarlamacılık yapan insanlar, bankada çalışanlar veya camide imamlık yapan veya okulda öğretmenlik yapanlar için sarımsaksız. Bu iksirin bir türü, tentür. Bu da aynı iksir gibi etkili. Bunun özelliği Gökçek iksirinden farklı olarak aşırı iştahsız, halsiz, dermansız, yorgun, bitkin insanlar için. İştah açıcı. Mesela bazı insanlar vardır, bayanlar böyle kariyer hastası. Ben kariyerimde, mesleğimde büyümeliyim, yücelmeliyim diye yemezler, içmezler. Genellikle mankenlerde, artistlerde olur bu. Ve zamanla yeme içmeyi bıraktıkları için aşırı zayıflama neticesinde bir deri bir kemik kalırlar, sıfır numaraya düşerler. Allah korusun, zamanla bu beyin otomatikmen yeme içmeye karşı bir tiksinti uyandırdığından sindirim organları, mide, karaciğer, pankreas ve bağırsaklar yeterince enzim salgılamadığından kişi sürekli zayıflar ve zamanla hatta çirkinleşir, yüzü sarkar, göğüsleri sarkar, kolları sarkar ve anoreksi denilen hastalık haline gelir ve zamanla kişi intihar dahi edebilir. İşte bu duruma düşen anoreksi, yani aşırı zayıflama rahatsızlığına karşı Gökçek tentür kullanımında problemsiz tedavi eder. Gökçek çay harmanları hastalığa göre 60 çeşit çay. Mesela zayıflamak için, kişi zayıflamak istiyor da zayıflayamıyorsa, mide ve bağırsaklarında bakteri ve mantar varsa